Size bir konseptten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hani hep öz disiplin deyip duruyorum ya. Geçen gün şöyle bir olay yaşadım. Spor salonuna gitmem gerekiyordu ama öncesinde alışverişe falan gittiğimiz için maalesef salona gidemeden acıktım. Dolayısıyla da tabii ben saatin farkında değilim. Önce yemek yiyeyim daha sonra gidelim dedim. Dürüm aldım kendime. Dürümden iki ısırdım ve saatin geç olduğunu fark ettim. Yani açsınız, dürüm aldınız, iki kere ısırıyorsunuz ve geç kaldığınızı fark ediyorsunuz. Yani o durumu bitiremeyeceksiniz. Geriye yapacak hiçbir seçenek kalmadı. Durumu oraya bıraktım. Ağzımı çalkaladım. <laughs> Spor salonuna gittim. Sporumu yaptım. Geri geldim ondan sonra bitirdim durumu. Gerçekten zor <laughs> oldu benim için ama bu tecrübemden dolayı bu podcast'i yapmayı düşündüm. Tabii ki birçoğunuz şunu diyecek. Ya o senin yaptığında bir şey mi? Değil mi? Ya o senin yaptığında bir şey mi? Benim her gün şu saatte kalkmam gerekiyor. Ben her gün şu kadar saat çalışıyorum. Ben şu kadar uyku uyuyabiliyorum ancak. Şu kadar yoruluyorum. Peki bunu gönüllü olarak kendi kendinize mi yapıyorsunuz yoksa işin ya da okulun verdiği bir zorunluluktan dolayı mı? Yani öz disiplin mi yoksa başkasının size dayattığı bir disiplin mi? Senelerce şu anki noktaya gelmemde ve insanların Allah kahretsin bak bu youtuber'larda ne kadar rahat ya da genel olarak bu freelancer'larda ne kadar rahat evden çalışıyorlar bilmem ne. Bizim uykumuz yok, şeyimiz yok. Bu noktaya gelebilmek arkadaşlar. Zamanında fırsatınız varken kendi kendinize küçük ızdıraplar çektirirseniz bu ileride yaşayacağınız büyük ızdırapları önleyecektir. Ben o durumu yarım bırakarak kendime küçük bir ızdırap çektirdim. Gelecekte kilolarımdan ya da sağlığımdan dolayı daha büyük ızdıraplar çekmemek için. Müzisyen olmak istiyorsun. Okuldan anca zaman kalmış. Üniversitede okuyorsun çünkü. Arkadaşlar diyor ki hadi takılmaca ama sen kendine bir plan kurmuşsun. Her gün şu saatlerde çalışacağım. Her gün şu saatlerde pratik yapacağım. Bunu yapmak zorunda değilsin. Kendi kendine koyduğun bir kural bu. Ya arkadaşlar çağırıyor ayıp olmasın mı dersin yoksa kendine küçük bir ızdırap mı yaparsın? Ya da Aikidocu olmak istiyorsun. Aikido'da da ilerlemek istiyorsun. Aynı zamanda da bir kıza yürüyorsun. O zamanlar yazıyorsun derlerdi. Arkadaşların diyor ki bak yarın kız boşmuş git konuş vesaire Sen de diyorsun ki gidemem yarın antrenmanım var 2 saat boyunca şehre ineceksin 2 saatlik yolda gideceksin bir saat antrenman yapacaksın 2 saat geri geleceksin belki iki buçuk saat Yüzüne bakıyorlar Ama sen biliyorsun ki o hocayı belki gelecekte bulamayacaksın O aykide hocasını gelecekte belki bulamayacaksın Yani iş yapmak istemezsek bahanemiz çok arkadaşlar Kendi kendimizi kandırmak için bahanemiz çok ama bunu hiçbir zaman unutmayın. Gelecekte yaşayacağın büyük ızdırapları engellemek için şu anda küçük ızdıraplar yaşaman gerekiyor. Sigara içiyorsun, bırakamıyorsun, canın çekiyor. Bırakacaksın. Çünkü bunu yapmazsan gelecekte akciğer hastası olacaksın. Bugün bu küçük ızdırabı yaşayacaksın. Gelecekte o büyük ızdırabı yaşamamak için. Ben acı yemeyi çok severdim. Kahve içmeyi çok severdim. Bana bir şey olmaz deyip durdum. Ondan sonra midem öyle bir bozuldu ki 10 gün boyunca normal yemek yiyemedim. Çok güzel bir örnek değil mi? Daha büyük bir acı aklıma gelmiyor fiziksel olarak. <laughs> o zaman aklım başıma geldi artık. Yanlış bir şey için emek harcamış olsanız bile emeğiniz genelde boşa gitmiyor. Bana geldi şunu diyorlar mesela. Abi o kadar sene ilahiyat okudum sonra dinden çıktım. O kadar emek boşa gitti. Ve o kadar emek boşa gitmesin diye dinden çıkmayan da çok fazla insan olduğunu biliyorum. Bu da boşa giden bir emek değil arkadaşlar. Çünkü sizler standart bir insandan çok daha donanımlısınız din eleştirisi yapmak için. Turan Dursun'un bu kadar güçlü bir şekilde din eleştirisi yapabilmesinin en büyük sebebi oydu. Çünkü en iyisi olmak için çalışmış hep. Evet, bu konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Sanırım ne demek istediğimi anladınız.